Herkese merhaba arkadaşlar. Tüm değerli akvarist ve obje arkadaşları günaydın. Buradan selam olsun herkese. Arkadaşlar bugün akvaryumların su değişimini yapacağız. Şurada görmüş olduğunuz böyle su değişimi yapacağım. Daha sonra vatozlar hakkında biraz bilgi vermeye çalışacağım. Çünkü Eylül ayına kadar hayvanları ben besiye çekmiştim. Vatozları. Daha sonra teker teker birinci takım, ikinci, üçüncü takım diyerek üretime çektik. Dişleri zaten kanlı doluydu. Hemen atar atmaz herkes zaten yumurtlamaya başladılar. Yavrularını da aldım. Bunu da Instagram'dan, Facebook'tan paylaştım. Takip eden arkadaşlar bilir zaten, görmüştür onlar da. Yavru büyüt, yani vatozlarda yavru büyütme, yemleme, işte su değerleri nasıl olmalı, nasıl işlemler yapılmalı falan. Bunlar hakkında biraz size bilgi vereceğim. Ama ilk önce şunların bir su değişimini yapacağım. Bazı akvaryumların çünkü ppm'i falan yükselmiş. Özellikle Cardina'da yükselmiş. Cardina Cardes tankında. Onları biraz ayarlayacağım. Hem ayarlarken de su ayarlarını falan nasıl yapıyorum onları size göstereceğim. Hadi şimdi hep beraber videonun geri kalanına geçelim. Evet, şimdi önce bakalım ppm değerlerimiz nasıl, ona göre bir ayarlama yapacağım. Arkadaşlar buradaki ppm değeri, bakın görebileceğiniz mi, 297. Yani bir 30 ppm yükselmiş arkadaşlar. Bunu 250'ye falan sabitleyeceğiz. O da normal yani, yeniden pislikten dolayı. Diğerine bakalım. Diğerinde bir 130 gibi bir artış olmuş. Bunu da 280'e indireceğim. Birden indirmeyeceğim, şoka girmesin hayvanlar. 362 olmuş. Karidesine bakalım. Karides de arkadaşlar 321'de. Geniş açılı çekiyorum ki tam daha net görün diye. Biraz karanlık çıkıyor ama 321 olmuş. Bununla normalde benim 150'lerde falan tutmam lazım. 150 gibi artış olmuş bunda da, ama bunu 2 haftadan beridir değişim yapmadım ki toprak tam otursun diye. Buradaki de 432 olmuş. Bunu 432 olması gayet normal çünkü dipte bayağı böyle yosun ayıkları falan oluşmaya başladı. Biyofilmler oluşmaya başladı. Bakterisi otursun diye şey yapmadım, ben de ellemedim onu. Bunu da bir 150-200'lere indireceğiz arkadaşlar. Şimdi bu iletkenliği biz nasıl indireceğiz? Ozmoz suyla indireceğiz arkadaşlar. Nemran filtresinden 0 ile 10 ppm arasında bir ozmoz su alıyorsunuz. Onu da gene TDS cihazıyla ölçüyorsunuz. Yarı ozmoz, yarı çeşme. Yani dinlendirmiş olduğunuz çeşme suyun üzerine 0 ile 10 ppm arası değerinde bir su ekliyorsunuz. O şekilde düşürüyorsunuz. Ya da dinlendirilmiş çeşme suyunu 0 ile 10 ppm arasında ozmoz değerindeki bir suya ekleyebilirsiniz. 150'ye getirip akvaryuma ekleyebilirsiniz. Yani siz 150 bir değer ayarladınız. Ben bu akvaryum 150 ppm yapmak istiyorum ama bunun değeri 300 ise o gene onu düşürecektir. Çünkü ekleyeceğiniz suyun ppm'i akvaryum suyundaki ppm'den azsa eklediğiniz zaman zaten düşürecek onu gene. Yani ortalama bir değer yapıp akvaryuma göre eklediğiniz zaman gene düşürtür veya yükseltir. Ona göre onu siz ayarlayacaksınız arkadaşlar. Evet, bir de şimdi Cardina'dakine bakalım. Cardina zaten sırf ozmoz su giriyor. Bunun da 247-248'lerde, bununla 135-130'larda olması lazım. Ondan sonra bunda da bayağı bir artış olmuş. Bunun da artış olmasının sebebi zaten havalar sıcaktı, yoğundu. Su değişimi yapmak yerine üzerine habire su ilave ettim. Yani su değişimi yapamadım çünkü fan sistemi var burada. Ama zaten Eylül ayına girdik. Zaten 22.9 ayarlamışım. Bunlar iki oran arasında oynuyor zaten. Buna da bir su değişimi yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın şimdi size buradaki olayı göstereyim. Buradaki ozmosu. Bunu kaçmış?
Bakın bu 0.12. Buradaki de çeşme suyu. Bunun kaçmış? 458. Şimdi bunun üzerine ozmoz su ben eklediğim zaman yarı ozmoz yarı çeşme suyu yapmış oluyorum. Bunun iletkenliğini düşüreceğim arkadaşlar. Yani hangi akvaryumda ben ppm iletkenlik istiyorsam ozmoz su ekleyerek bunları düşüreceğim. Atıyorum 150 ppm istiyorum. 150 ppm'e düşene kadar şebeke suyunun üzerine ozmoz su ilave edeceğim. Su değişimlerini bu şekilde yapabilirsiniz. Eğer şebeke suyunuzda ağır kireç, klor materyaller varsa bunu da bir hafta öncesinden su düzenleyici eklersiniz. Tamamen onları yok etmiş olursunuz ama ben kullanmıyorum su düzenleyici. Çünkü binada arıtma olduğu için ona gerek duymuyorum. Yani tekrardan göstereyim. Bakın bu normal şebeke suyu 462'de çıkıyor. Ozmoz su da 0 ile 10 ppm arasında çıkar. Hemen hemen zaten herkesin evinde arıtma cihazı vardır. Koko tatlandırıcıya gitmeden membran filtresinden alacağınız su ozmoz su olur arkadaşlar. Ya da üçlü kartuşunuz varsa ters ozmoz o da olur. Yani yarı ozmoz, yarı çeşme suyun önemi bu şekilde arkadaşlar. Evet, şimdi buradan ozmoz suyumuzu aldık. Şebeke suyun üzerine ekledik. 466'larda da 258'e düştü. Vatoz akvaryumunda da zaten benim istediğim değer 200-250 arası uygun. Ama vatoz akvaryumuna baktığım zaman 300'lerde bir şeydi. Ben bunu ilave ettiğim zaman %60-%70 oranında bir düşüş olacak. Yani haftalık %50 olarak düşürebilirsiniz arkadaşlar. Birden şöyle 100-200 düşürmeyin. Ya da düşüreceğiniz zaman böyle yavaş yavaş ilave edin ki hayvanlara şoka sokmayın. Yani ozmoz suyun tamamen özelliği bu arkadaşlar. Bu şekilde yapmanız lazım. Çünkü ezbere su değişimi yaptığınız zaman bir anda ppm değeriniz yükselirse ve siz akvaryuma eklediğiniz zaman balığınızı şoka sokarsınız. Bu zamanda ölümler yaşamaya başlarsınız. Ya ani ölümler olur ya da zaman içerisinde ölümler olur. Yani bu önemli bir şey arkadaşlar. Bunu dikkate alın. Çünkü balık aldığınız zaman sahiplendirme yapan kişilere sorun yani. Ppm oranı, pH oranı kaç? Bunları sorun ki siz de suyunuzu ona göre ayarlayın. Balığınızı aldığınız zaman da sıkıntı yaşamayın. Evet, şimdi geldik akvaryuma. Vatoz akvaryumda su değişimi yapacağız. Bunun kaçmış ppm'i bakalım. 307. Bizim ekleyeceğimiz suyun ppm'i kaç? Buna bakalım. 250. Bir daha bakalım. Bu 250. Bu kaçtı? Hop kapandı. Bunun da 310'larda yani %50 gibi bir düşüş olacak arkadaşlar. 255-200'e düşmesi lazım tahminen. %50 bir düşüş yapacağız. Bu da sıkıntı yaratmaz. Yani buradaki amaç bu şimdi arkadaşlar. Umarım size anlatabilmişimdir. Bu şekilde haftalık rutin su değerlerinizi kontrol edebilirsiniz veya su değişimlerinizi de kontrol edebilirsiniz. Çünkü herkesin balık yetiştirme şekli, balıkları alıştırma şekli farklı olabiliyor. Yani her balık aynı değerde olacak diye bir şey yok. Önemli olan siz yavrudan büyüklüğe kadar ya da üretim yaparken hangi değerlerde alıştırıyorsanız o şekilde balığınıza alışır devam eder arkadaşlar. Önemli olan nokta bu. Evet arkadaşlar, şimdi sularımızı çektik. %50 oranla indirdim. Şunu %40 oranla indirdim. Şimdi hepsine su değişimi yapacağız arkadaşlar. Bunları da tek tek size göstereceğim. Çünkü tekrar tekrar soran arkadaşlar var. Ben de bu video içerisinde 1-2-3 defa tekrar edeceğim ki daha iyi anlasınlar diye. Hadi şimdi hep beraber geçelim. Şimdi bu akvaryuma kaç demiştik? Vatoz akvaryumuna. Vatoz akvaryumların hepsinde benim genellikle aynı zaten. Şöyle yaklaştırayım. 309 ppm'de. Şimdi biz bunu 250'ye indireceğiz.
Buradaki suyumuz kaç? Buna bakalım. 258. Biz bunu zaten ayarladık. Yarı ozmoz, yarı çeşme. Daha demin gösterdiğim gibi üzerine ilave edeceğiz şimdi. Evet arkadaşlar, şimdi geldik ikinci kısma. Buranın ppm'i, bir dakika şöyle bakayım, 276. Şimdi bu yarı ozmoz yarı çeşme kaçmış? 203, 205'lerde. Bir daha bakalım. 3-5 oynuyor, ondan bir şey olmaz. Bir daha bakalım. Yani şimdi burası 376'dayken ben bunu eklediğim zaman 280'lere falan düşecek. 250'yi sabitlemem gerekiyor ama ondan sonra haftaya bir daha değişeceğim. 250'ye sabitleyeceğim onu. Daha demin dediğim gibi yani birden yaparsanız %10, %100 veya %50 ppm aralığında yaparsanız şoka girer hayvanlar. Böyle yavaş yavaş yapmanız daha iyi. Şimdi bunu ekleyeceğim suyu. Evet şimdi geldik burada kristal arı karides tankımıza. Bunun ppm'ine bakalım. Kaçmış? 342. Şimdi ben bunu 200'e düşüreceğim arkadaşlar. 200'e düşürmek istiyorum. Bunun da ppm'ini ben 176'ya ayarladım. Yani ozmoz suyu daha çok ilave ettim. Şebeke suyunu biraz daha az kullandım. Şimdi bu normalde bunlar kardine türü bir karides arkadaşlar. Yani aktif toprak ve ozmoz suda bakılabilen bir karidesler. Ama ben 2 yıldan bu yana kadar şebeke suyu ağırlıklı daha çok ve nötr toprakta bakıp üretimini yaptığım için ondan sonra hayvanlar alışkın, üremeleri de gayet güzel. Ondan sonracıma hiçbir şekilde sağlık sıkıntıları yok. Sadece çok sıcaklarda işte dayanamıyorlar. Şimdi ben bunu ekstra olarak bir de yani nötr ve dinlendirilmiş şebeke suyunun aslında bakabilirsiniz arkadaşlar. Bunu söyleyeyim burada. Kullanıyorum yani ben de şebeke. Şimdi buna ben ekstradan vitamin olarak karideslere vitamin olarak şöyle göstereyim. Mineral powder vereceğim. Şöyle göstereyim. Şöyle küçük bir ölçek 10 litrelik bir su zaten bu. Şöyle dökelim. Çok birazcık daha alacağım. Şöyle. Şu kadar ölçek. Şimdi bunu da döküyorum. Şöyle gösterelim. Bunu da döktüm. Daha sonra buna şiprin fit ekleyeceğim arkadaşlar. Bu hem bakteri döngü popülasyonu olsun, yavru karidesler için olsun, tüy dökümleri, kabuk değişimi, büyümeleri için olsun. Bundan çok fazla kullanmıyorsunuz zaten. 10 litreliğe şu kadar bile kafi yani. Zaten ölçeği minnacık. Şimdi bunu ekleyeceğiz. Şöyle serpiştirerek ekleyelim. Ondan sonra birazcık daha alayım. Şuradan. Şu kadar aldım. Az bir şey daha aldım. Şu kadarcık. Bunu da ilave ettim. Daha sonra bunu karıştıracağız. Evet. Şimdi bunu karıştıracağız. Şöyle bir. İyice karışsın diye. Çünkü şimdi ben çok ozmozu ağırlıklı. Ben neden buna daha çok ekledim ozmoz suyu? Çünkü ppm'i bayağı bir çıkmış arkadaşlar. Ben bunu 3 haftadır bir değişim falan yapmadım. Toprağa falan iyice bir otursun, bakterisi otursun diye. O yüzden bekledim. Normalde ben şebeke ağırlıklı yapıyorum zaten. Ha tabii ki şebeke ağırlığım benim 400'lerde falan çıkıyor ama gene indirmek için ozmoz kullanıyorum yani. Ama şebeke suyu da kullanıyorum. Hani kardine türü sadece şebeke suyunda baktığını söylüyorsun ama ozmoz da kullanıyorsun demeyin. Yani ozmoz mecbur kullanıyorum çünkü ppm'i düşürmem lazım arkadaşlar. Tabanında çünkü aktif toprak yok yani. Nötr toprak var. Evet şimdi sularımızı doldurduk arkadaşlar. Bakalım ppm oranlarımız kaç. Şimdi Batoz'unkine bakıyoruz.
297. Bir daha ne ekleyelim? 297, 298. İdeal, güzel düşmüş. Diğerine bakalım. Bunun kaçmış? 329. Bunun da düşmüş. Daha yeni ekledik, oturacak zaten. Bunun 376 idi. Bunun da güzel düşmüş. Buna bir daha haftalık yapacağım. 200'e düşüreceğim. Bir sonraki hafta 150-160'lara düşüreceğim. Buna da şebeke suyu kullandım arkadaşlar. Yani Rainbow'lara alışık zaten. O diğer türlü hiç şey yapmadım yani. Ozboz eklemedim. Direkt dinlendirilmiş çeşme suyunu ekledim. Bunlar da 300-350 civarlarında. Böyle gösterelim. Evet. Buradaki bölmedeki akvaryumlar su değişimi bitti. Şimdi bir aşağıya geçeceğiz. Evet arkadaşlar. Buradaki su değişiklerimiz bitti. Işığını kapattım şimdi. Balıklar dinlensin. Geldik vatoz bölümüne. Ana yere. Şimdi buradaki ppm oranına bir bakalım. Burası da aynı şekilde çıkmış. Bunu da düşüreceğiz. 457. Ona bakalım. Şuradan şuna. Bunun da 445. Şimdi arkadaşlar bunların ppm'ini 250'ye düşüreceğim ben. Yavaş yavaş. Bunların su değişikliklerini yaptıktan sonra da ondan sonra yavrular hakkında, su değişimi hakkında daha detaylı açıklamalar yapacağım. Evet arkadaşlar, buradaki su değerlerini 250 ppm'e denk getirdik. Üst taraf LDA16, altı L144 bilen arkadaşlar zaten biliyor. Şimdi arkadaşlar, yavrular kuyruk vermeye başladığı zaman yavruluğun içine alınır. Şu şekilde göstereyim. Bakın. Daha bunların dün küp sağımını yaptım. 09.09.2023 tarihli 40. batın L144 yavruları. Şunlar 39. batın. Bunlar da 38. batın yavruları arkadaşlar. Şimdi buradaki husus, yavru yetiştirmesinin çok kısa bir örneğini vereyim. Kuyruk vermeye başladığı zaman aynı akvaryum içinde yavruluğa alınır. Daha sonra bir adet çatappa yaprağı atılır. Bakın çatappa yaprağının üzerindeler zaten. Keseleri bittikten sonra yumuşamış ve yumuşamış çatappa yaprağının üzerinde oluşan partiküllerden yavrular beslenmeye başlar. Bunlar hem mide metabolizmalarına, çünkü bağırsak sistemi olmayıp bir yandan yiyip bir yandan dışkılayan hayvanlar oldukları için, ondan sonra hastalığa meyilli hayvanlar. Aynı zamanda hem mukoza tabakasını güçlendirir. Humik ve tan anasiti salgıladığı için, yoğun antiseptik özelliği olduğu için çatappa yaprağın midesindeki oluşabilecek zararlı mikroorganizmaları bloke eder. Çok faydalıdır. Çatappa yaprağınız yoksa en son çare olarak ceviz çınar yaprağı kullanabilirsiniz. Ama bakın, çatappa yaprağı gayet faydalı. Şu an bu hayvanlar 2 santim civarındalar. 3 santime geldiği zaman boylandırma, yani buraya salacağım arkadaşlar. Şimdi ben keseli halleriyken su değişimi yaptım. Siz de yapabilirsiniz. Ondan sonra 3,5 santimken de su değişimi yapabilirsiniz. Yani yavruyu küçüklükten nasıl alıştırırsanız o şekilde gider arkadaşlar. Önemli olan değerlerinizi sabit tutabilmek. Dediğim gibi ben yarı çeşme yarı ozmoz kullanıyorum. Ondan sonra şebeke suyumda da ağır kireç, klor, ağır materyaller olmadığı için su düzenleyici kullanmıyorum. Olan arkadaşlar kullanabilirler. Bir hafta öncesinden ekleyip dinlendirip daha sonra o şekilde ozmozdan karıştırıp kullanabilirler. Yani ben 250 ppm'de tutuyorum diye siz 250 ppm'de tutmak zorunda değilsiniz. Çünkü ben balıkları bu şekilde alıştırdım. Ondan sonra, çünkü herkesin yetiştirme alıştırma şekli farklıdır arkadaşlar. Yani ben sahiplendirme yaptığım zaman bu bilgileri veriyorum. Ki alan kişi de benim değerlerimi devam ettirip balığı sağlıklı bir şekilde bakabilsin diye arkadaşlar.
Yani ben balığa hangi yemi veriyorsam, ondan sonra su değişimi nasıl yapıyorsam bunları söylüyorum. 12 13 12 ve 13 çeşit aralığında bir yem veriyorum. Sabah protein, akşam bitkisel şekilde haftanın 4 günü sabahları Artemia, akşam bitkisel veriyorum. Verdiğim ondan sonra yemler aynı içerikli yemler değil. Farklı yemler. Yani sabah Artemia veriyorsam akşam işte bitkisel ağırlıklı seraplakton veriyorum. Ondan sonra diğer gün işte sabah Tropical Super Whey protein ağırlıklı yem verdiysem akşamına işte Spirulina tablet veriyorum. İşte ertesi günü sabah Nova tablet verdiysem akşamına 3G ALG tablet veriyorum. Yani değiştire değiştire veriyorum arkadaşlar. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Çünkü her gün aynı yemleme yaparsanız bile şey olacak, yani iç parazit kapma durumu bile var arkadaşlar. Dediğim gibi Eylül ayındaki önceki aylar hayvanlar dinlendirmedeydi, besteydi. Dişilerin karnı dolmuştu zaten. Eylül ayında bana soran arkadaşlar, dedim ben hani üretime alacağım, başlayacağım diye. Ondan sonra üretime çeker çekmez zaten ondan sonra 38, 39, 40. batını aldık. Burada ondan sonracığımı da buradan da kaçıncı batında bu unuttum valla, o kayıtlı duruyor da. Buradan LDA yavrularımızı da aldık arkadaşlar. LDA yavrularımız da var burada. Aynı şekilde buranın içinde de var. Ondan sonra ara holdeki akvaryumda da var. Evet, bunlar da ara holdeki 61. batın yavruları arkadaşlar. Ondan sonra bu iki takımımızı da çektik üretime. Yavruların hepsi gayet sağlıklı bir şekilde büyüyorlar. Bunlar da keseli halleri daha. Hop, odaklayabileceğiz mi? Ha, odaklama da gitti. Tamam, odakladık. Evet arkadaşlar. Yani durumları bu şekilde. Yani şöyle bir şey söyleyeyim ben size. Yani kimse yanlış anlamasın ama 3-5 balık üretip de üreteceğim diyemezsiniz kendinize. Ondan sonra yani hani hayvanlar dinlendirmedeydi. Ben üretime çeker çekmez hayvanlar yumurtladı. Ondan sonra fazlası, yani Eylül ayında nereden baksanız 1, 2, 3, 5 batın 5 takımdan da ondan sonra yavru aldım. Ondan sonra bir takımdan 3 defa yavru aldım. Diğer 2 takımdan birer defa aldım. Yani değerleri bilirseniz, balığınızı, canlınızı takip ederseniz arkadaşlar, hiçbir şekilde sıkıntı yaşamazsınız. Balığınızın huyunu suyunu bilmeniz lazım. Neyle besliyorsunuz, hangi değerlerde, ne koşulda yaşatıyorsunuz, bunları bilmeniz lazım ki ona göre siz de hareket edin. Çünkü Ağustos ayında bile benim balıklarım, canlılarım çok sıkıntıya girdi mesela. Ben hayvanları üretmek yerine, üretmeye zorlamak yerine ben dinlendirmeye çektim mesela hayvanlara. İki farklı batın yavru aldım. Onları bile büyütemedim mesela. Hayvanları dinlendirmeye çektim. Şimdi havalar artık ılıman soğumaya başladı. Yağmurlaşmaya başladı. Ben hayvanları yavaş yavaş çektim üretime. Bakın hatta bir tane daha, şimdi karnı dolu. Erkek küpte gene. Bunun arkasından gene yavru gelecek. Şuradan da diğer odaya geldim şimdi. Erkeğimizi de gösterelim buradan. Bunun babası az önceki gördüğünüz arkadaşlar. O az önceki görmüş olduğunuzun ana babası da atası da burada. 8 yaşındaki LDA16 erkeğimiz. Durum bu şekilde arkadaşlar. Yani L144'ü ben fazla üzerine düşmüyorum. Çünkü genetik kan çaprazlaması bir hayvan. Doğa habitatı olmayan bir hayvan. Yani ben onları tamamen doğal akışına bırakıyorum. Beni bilenler biliyor zaten. Ben LDA ağırlıklı üretim yapıyorum arkadaşlar. Daha çok. Bendeki LDA'larda pala pompon muhabbeti yok. Ancak vücut yapısına göre finleri daha uzun oluyor. Ama bu tabii ki kana göre de değişebiliyor arkadaşlar. Bazı vatozlarda bel tamamen, yani kafadan kuyruk kısma kadar
Yani şu kuyruğu katmayın, gövde kısmından bahsediyorum. Başla gövde kısmı. Vatozlar da küçük olursa, ince yapılı olursa finleri kuydukları daha da uzuyor. Pala pompon muhabbeti o zaman oluyor arkadaşlar. Ama bendeki baba Alman anne Macar kanı, 17 yıldan beridir ben bu kanı devam ettiriyorum. Ondan sonra farklı bir kan alıp katmadım yani hiç bunların arasına. Dediğim gibi arkadaşlar, yani ezbere su değişimi yapmazsanız, işte TDS cihazınızdan PPM'inizi ölçerseniz, işte pH kitiyle pH'ınızı ölçerseniz, GH kitiyle GH'ınızı ölçerseniz, ondan sonra balıklarınıza sağlıklı bir şekilde bakarsınız arkadaşlar. Çünkü ezbere bir iş yaptığınız zaman, bu değerlere bakmayıp ezbere bir su değişimi yaptığınız zaman ani ölümlerle karşılaşabilirsiniz. Ya da çıkan yavrularınızı vatozlarda büyütemeyebilirsiniz arkadaşlar. Ondan sonra dediğim gibi, yani biz bunları yapıyoruz, faydasını görüyoruz ki sizlere de aktarmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Şimdi çatappa yaprağına pahalı diye kimse yanaşmıyor ama biz elimizden geldiğince uygun fiyatta mesela tutmaya çalışıyoruz veya tutan arkadaşlar da var. Ondan sonra yani hemen hemen bütün yavruluklarımda var, yani ana tanklarımda da var, yavrulukta da var. Yani demek ki bu sağlıklı, yararlı bir şey ki veriyorum. Yani burada var, burada var, burada var, burada var tepede. Ondan sonra burada lorikaryalarımı bile atıyorum ben. Lorikarya yavrularım da bile var. Bununla ilgili video bir sonraki hafta gelecek. Durum bu şekilde arkadaşlar. Su değişimimizi yaptık. Yani vatozlar hakkında da fazla uzatmadan net ve bilgilendirici bir şekilde, sizin anlayacağınız şekilde ondan sonra bilgilerini de size aktarmaya çalıştım. Yani bu genel diğer akvaryumlar içinde olsun, yani balık türleri içinde olsun, ondan sonra vatozlar içinde olsun, genel olarak söylemek gerekirse, yani bu karides de olsun, balık da olsun, su değerlerini bileceksiniz arkadaşlar ve satın alırken balıklarınızı muhakkak hayvan ne yiyor, ne içiyor, haftalık ne kadar su değişimi balığa yapılıyor, ondan sonra hangi değerlerde balığa bakılıyor, bunu sorun arkadaşlar ve balığınıza göre akvaryum kurun. Üretim akvaryumu yapacaksanız üretim akvaryumu balığa göre oluşturun. Görsel akvaryum yapacaksanız balığa göre bir görsel akvaryumu oluşturun. Ondan sonra cıma. Durum bu şekilde. Fazla zaten videoyu uzatmak istemedim. Net kısa kısa bilgilendirici videolar çekmek istedim size. Yani hem su değişimleri olsun hem vatozlar hakkında olsun. Her iki konu hakkında da ondan sonra bilgi paylaşmak istedim. Umarım arkadaşlar sizin için de keyifli ve bilgilendirici bir video olmuştur. Herkese keyifli, sağlıklı hobiler diliyorum. Bir sonraki hafta tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.